kumpas var. Çok açık bir şekilde bu yeni dönemde bir taraf diğer tarafa kumpas kuruyor. Ne demek istediğimi anlatamadıysam şu videoyu bir izleyelim. PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerinde İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu? Yani ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim. PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerinde İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu? Yani ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim ya. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 24 Haziran'da yetki alan AK Partili yetkililer, nasıl ki Türkiye'nin birçok büyük şehrinin Cumhuriyet Halk Partisi kazandı, İstanbul'da kazandı. Ne bekarsın? Kim daha vatansever? 82 milyon vatanseveri var bu ülkenin. 16 milyon vatanseveri var bu ülkenin. Bakın. Evet, şimdi son derece net. Sorulan soruya verdiği yanıtı öyle bir yerden kesmiş ve servis ettiler ki sosyal ki sosyal medyada. Ekrem İmamoğlu sanki FETÖ'ye ve PKK'ya gelin ülkeyi birlikte yönetelim der gibi bir kumpas kuruldu, bir algı yaratıldı. Daha sonra bunun orijinali hemen kendisi tarafından servis edildi. Hayır, böyle bir şey yok. Benim bu çağrım Cumhurbaşkanı'na, ülkeyi yöneten AKP'ye, MHP'ye gelin birlikte yönetelim. Ya şimdi şöyle bir düşünün bir kere. Orada bu kirli siyaset değil mi? Tabii tabii. Didem Hanım'dan da ben hani biliyorum, evet. Hani ve Mehmet Akif Ersoy'du zaten. Evet. Arkadaşlar da mesela, seviyeli arkadaşlar bunlar da. Bunlar bile hayretler içerisinde olduklarını beyan ettiler zaten. Daha yayın sürerken hemen 10. dakika bu sözlerin olmasından 10 dakika sonra sosyal medyada yüz binlerce insanla ulaştı bu kumpas. Tabii tabii ya, bu kumpas dediğiniz gibi çok net, açık. Yani burada bir tezgah yapılıyor hemen. Evet. Üstelik de bu yandaş medya tarafından yapılıyor yani. Özellikle göstere göstere yalan, iftira yapılıyor bunlarla ilgili. Ya şöyle aklı kıt adamlara söyleyeyim ben bunlarla ilgili bir konuyu. Ya şimdi mesela dediler ki PKK sizi destekliyormuş. İşte bilmem şu yöneticisi açıklama yapmış. İmamoğlu'na yönelik sorulan sorulardan bir tanesini söyleyeyim. Şimdi mesela PKK ben İmamoğlu'nu destekliyorum dese kime zarar verir? İmamoğlu'na zarar verir. Ya bu şimdi çocuk gerçekten de hani artık bel altının ötesinde bir hikaye. Evet. Akıl, şimdi rahmetli Aziz Nesin derdi ya %60, bunlar diyor ki %100'ü salaktır diyor toplumun. Biz de kandırabiliriz toplumu. Evet. Biraz bunun üzerinden de bir ironi yapmış olalım şimdi, da yani. Evet, onu da öyle size mal etmesinler o sözü. Hayır yani ha, kendileri yani söylüyor zaten. Evet. Diyorlar ki ya Aziz Nesin 60 diyordu ama biz diyoruz ki %100. Onlar diyorlar yani. Evet. Milleti doğru söylüyorsun ama yani çok haklısınız. Yapmayın Allah aşkına. Evet, kumpası evet. Konuşuyoruz. Kumpasçılara malzeme verdiniz şimdi. Evet. Yani, AKP'liler bile bu kumpasa isyan etti. Şamil Tayyar o meşhur AKP'nin silahşörü gazeteci, sözlü gazeteci. Hiçbir zaman ben onun gazeteciliğini kabul etmiyorum. Ergenekon hazırlık soruşturmalarını yayınlayıp yüzlerce binlerce insanın hakkını yediği günden beri. Evet. Ve masum insanların Cem Aziz Çakmak başta olmak üzere işte Balyoz davasından yargılanan, Ergenekon'da yargılanan insanların hastalanıp kanser olmasına, intihar etmelerine neden olanlardan birisi olduğu günden beri ben onu gazeteci olarak görmüyorum. Ama bu arkadaş bile insafa gelmiş ve diyor ki montaj video orantısız ve gereksiz saldırılarla CHP adayının mağduriyet algısına hizmet edenleri görünce AK Parti'de seçim kampanyasını yürüten Seçim Koordinasyon Merkezi ve Strateji Ekibi'nin sadece partide değil kontrolsüz paralel yapılara ilişkin de önlem alması zaruri hale geldi. Yani hala bir FETÖ'nün içerisinde veya cemaatçilerin içerisinde olduğunu söylüyor bunlar galiba. Evet. Öyle bir imaya gerek yok kardeşim. Bilerek yapıyorsunuz bunları. Evet. Yani bilerek yapıyorlar bunları. Yani bel altı siyaset, bel altı aslında bir yarış var şu anda. Ömer Turan isimli yine AKP'li bir vatandaş da sanıyorum bayağı yakın iktidara. Ekrem İmamoğlu'na yönelik iğrenç karalama kampanyası devam ederse sadece ona oy vermekle kalmam. Aynı zamanda seçim kampanyası içinde
çalışırım diye. Ama Ömer Turan zaten hemen hemen 31 Mart'tan beri aynı şeyleri söylüyor. Bu doğru değil diyor. O konuda yani yaklaşımları falan samimi görüyorum ben Ömer Turan'ın. Daha önce ya, yani başka bir İngiltere'den veya dışarıdan gelmiş bir arkadaştı. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi. Hukuk mu okuyordu öyle bir şey. AKP'ye çok yakın. AKP'deki hani önde gelen insanlarla çok haşır neşir bir arkadaştı ama 31 Mart'tan sonra Ömer Turan ben sosyal medyadan takip ettim hepsini. Gerçekten de vicdani aslında çıkışlar yaptı, itirazlar yaptı. Orayı daha samimi buluyorum ben yani. Evet.